Arda Güler, ne büyük gurur değil mi? Canlı izleyebildiğim için, yani stadyumda da izledim. Kendimi gerçekten şanslı görüyorum. Böyle bir yetenek görmedim. Her izlediğimde has siktirlik duruma düşüyordum. Ve sonunda sadece Fenerbahçelileri değil, bütün Türkiye'yi gururlandırdı ve Real Madrid'e gitti. Bana soracak olursanız dünyanın en büyük kulübüne. 18 yaşında, bayağı büyük bir başarı. Umarım orada da başarılı olur. Şimdi Arda Güler'in kariyeri ve futbol hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bugünkü konumuz Arda Güler'le bağlantılı olsa da aslında yine dogmatizm, fikirsizlik ve insanların saçma sapan yorumlarıyla alakalı. Bir tane hoca var, sürekli hakkında konuşuyoruz zaten. Sürekli olarak videoları karşıma düşüyor. Ve her karşıma düşen videosunda da şoka uğruyorum. Yani bunu gerçekten demiş mi şeklinde. Arda Güler hakkında da bir yorum yapmış. Haç var kardeşim, o forma giyilmez demiş. İşte Real Madrid'in formasında işte haç maç var diyor. İşte onu nasıl giyecek o forma diyor. İşte kimileri de işine bak sen, ne haca mı takıldın falan. Arkadaşım zaten Müslüman o hacı giyemez. O hacı takamaz yani. O haç olmaz. Onu söylüyorum ben. Oraya gelene kadar zaten 40 tane mesele var. O ayrı bir şey. İşte futbol caiz mi ki de bunları konuşuyorsun. İşin başına girersen zaten şu andaki ahvalde evden camiye, camiden ev olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz ki Enes din bu, ne yapalım? Ben de diyorum ki eğer din buysa ben dibine kadar eleştiriyorum kardeşim. Bir şeyin din olması ya da bu adamların söylemesi onu kutsal falan yapmıyor. Eğer senin için kutsalsa da benim için kutsal değil, hiç kusura bakma. Benim her türlü şeyimi eleştirebiliyorsan sen, ben de senin her şeyini eleştireceğim. Bir kere bu adamın yaptığı ilk oha bunu gerçekten demiş mi açıklaması değil. Daha fazla böyle açıklaması var ama Arda Güler hakkında bile böyle bir yorumda bulunabilmesi beni gerçekten şoka uğrattı. Neymiş? Hristiyan haçı varmış formanın üzerinde. O forma giyilmezmiş. Ya çok merak ediyorum, acaba Real Madrid herhangi bir şekilde bu adama teklif yapsaydı da ya da çocuğuna falan diyelim 30 milyon eurolar konuşuluyor, üzerinde haç var diye göndermez miydi çocuğunu? Ya da o kadar dolar falan kullanıyoruz, doların üzerinde de pek çok Hristiyanlıkla alakalı söz bulunur. Hatta yanlış hatırlamıyorsam direkt bir dolarda yazar. In God we trust diye. O dolarları cebinizde taşımayabiliyorsunuz. Müslüman olarak şimdi sana 100 bin dolar versem. Yok kardeşim, bunu sen exchange yap, Türk lirası yap, öyle taşıyabilirim falan mı diyeceksin? Cayır cayır alırsın parayı değil mi? Ne farkı var kardeşim oradaki sembolik haçın bir insanın üzerinde olmasının? Bu arada haç diye bahsettiği şeyi de göstereyim mi arkadaşlar? Aha bu. Yani logonun üzerinde gözükmüyor bile. Kraliyeti temsil eden bir sembol aslında. Ama şu konu hakkında bile, ki bence Türk futbol tarihinde yaşanmış en büyük olaylardan bir tanesidir. Tebrikler, başarılar demek yerine işin böyle saçma sapan, oradan bile nasıl dini bir şey çıkardınız bilmiyorum ama dini boyutuna gelip yok kardeşim haç varsa giyemez muhabbeti yapmanız ya o kadar boş ki anlatamıyorum bile. Nasıl bu kadar dogmatik olabiliyorsunuz yani? Bakın o inancınız olabilir, ona bir şey demiyorum ya. İstediğin şeye inan. Bu konuda sana şuna inanma, buna inan diye bir zorlama falan yapmıyorum. Sadece inandığın şey hakkında eğer gerçekten buysa diyorum ki kardeşim ya yapma Allah aşkına. Zaten adam kendi ağzıyla da söylüyor. Yaşadığımız dünyada diyor Müslüman olarak yaşamak istiyorsan, gerçek bir Müslüman olarak. Bilmiyorum şimdi gerçek Müslümanlık nedir falan filan. Bu konulara girmeyeceğim çünkü girince sonu gelmeyen bir tartışmaya gidiyoruz. Oraya girmek istemiyorum. Biliyorsunuz işte gerçek İslam bu değil de başlayıp sonu gelmeyen tartışmalar bütünü. O yüzden orayı bir soru işaretiyle bırakıyorum. İsteyen istediği şekilde tamamlayabilir. Gerçek İslam tanımınıza uygun ne yapıyorsanız yapın ama adam diyor ki yani günümüzde sadece cami ev arası mekik dokumanız lazım. İşte futbolun oynanması caiz mi falan. Nerelere geliyor konu arkadaşlar, görün. Yani sadece bireysel olarak gelişimi durduran şeyler değil bunlar. Çünkü futbol sadece futbol değildir. Aynı zamanda bir ticarettir. Ülkene döviz girer, insanlar gider oraya eğlenir, stresini atar. Sporu yapan kişi açısından da faydalıdır. Bambaşka bir sektörden ülkeni kalkındırabilirsin. Mesela Brezilya, orada öyle bir futbol kültürü vardır ki bu turist bile çeker. Adını kimsenin bilmediği Katar bir şekilde Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan sonra adını her yerde duymaya başladık. Ülkenin ekonomisine büyük katkıda bulundu. Ama durun durun, yaşadığımız dünyada cami ev arası takılmamız lazımmış. Böyle gelişeceğiz çünkü. Böyle büyük bir sosyete olacağız. Bakın bu kafadan bir tane daha örnek vereyim mi? Buyurun izleyelim. Bunu biz anlamıyoruz abi. Bizde böyle bir sıkıntı var. Ya işte bu Suriye'de bebekler niye ölüyor? Bu Irak'ta bebekler niye ölüyor? İşte efendim söyleyeyim Arakan'da bebekler niye ölüyor? Ya bebek ölüyor da cennete gidiyor da Allah Allah. Bırak ölsün ya. Bırak ölsün anlamında demiyorum. Belki de büyüyecek, yaşayacak, gavur olacak. Ya gavur olmaması için çocuğun ölmesine okey olan bir topluluktan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu adamı harbiden gidip dinleyen insanlar var. TikTok'ta binlerce beğeni alıyor. Sosyal medyada takipçileri var. Yani ben böyle bir şey söylesem herhangi bir konu hakkında, atıyorum komünizm de bir din gibidir. Hatta devletçilik de aslında bir din gibidir. Pek çok şeyi aslında dinle bağdaştırabiliriz dinin tanımına indiğimiz zaman ama şey dediğini birinin düşünsenize, herhangi bir solcunun. Ya orada bebekler ölüyor, bırakın ölsünler abi, belki ileride komünist olmayacak diye. Ya bakın bu hangi din, hangi inanç türü bilmiyorum ama bu vahşet yani. Ve bildiğim kadarıyla Tanrı size bunu bırakıyor yani. İstediğin gibi takılabilirsin, istediğin olabilirsin. Hadi diyor ki sonra seni yakacağım. Eyvallah ama bu
özgürlüğü sana vermiş. Birader o zaman siz ne anlatıyorsunuz? Bırakın bebek ölsün belki gavur olur falan abi yani. Gerçekten anlamıyorum sizi, çok acayipsiniz. Bir tane daha konuşması var. Yine geçen gündem oldu. Onu da izleyelim. Kadının misal diyorum omzunda bir yara var. Doktor orayı açacağım diye bu tarafa açarsa eğer hanımınızın yanındaysanız hemen doktoru uyarın. Kadının burası hasta, burayı ne açıyorsun oğlum sen? Nasıl doktorluk lan he? Başarı senin doktorun ha. Sapık mısın doktor musun? Mesela muayenesi 5 dakika. Şimdi doktorlar kesin linçleyecek. Umurumda değil. 10 dakika oldu kadın çıkmıyor. Lan ne yapıyorsun oğlum, hayırdır? Bakın vallahi arkadaşlar kara çağ var ya, kara dönem. Böyle kilisenin tamamıyla dünyayı yönettiği, hastalıkların çaresinin bulunamadığı, protestanlık zaten birazcık öyle çıkıyor. Abi adam hasta oluyor, kiliseye gidiyor. Kilise diyor ki dua oku geçer. Sonra veba falan, Avrupa'nın yarı söylüyor. Kilisenin hiçbir işe yaradığı yok. Diyorlar ki biz tıbbı geliştirelim birader, bu böyle olmayacak. Tıbbı geliştirince vebayı çözüyorlar. Ya da işte hastalıklara çare bulmaya başlıyorlar. İnsanlar diyor ki has siktir. Ya bir aydınlanma falan geliyor ya. Hristiyanlıkta bu olmuş ama nedense bu coğrafyada halen daha tam böyle bir aydınlanma yaşanamadı. Adam hala diyor ki doktor mu açmasın oranı ya, sapıktır falan. Ya tamam, gerçekten de bir doktor sapık olabilir de tıp dünyasında utanma yoktur diye bir laf vardır ve bunun nedeni konunun sağlıkla ilgili olmasıdır. Hasta oldunuz arkadaşlar, size kıyafet verirler, götünüz açıktır ama götünüzün açık olması hiç kimsenin umurunda değildir, sizin de umurunuzda değildir. Çünkü bu hastalıktır, sağlıkla ilgili bir konudur. Bir hastalığın vardır, işte sıçman gerekiyordur ama tuvalete gidemezsin. Hiç olmadık yerde insanlar sana yardım eder. Doktorlar işte, hemşireler neyse. Orada sıçman gerekir, orada işemen gerekir. Bu normal şartlarda ayıptır ama konu sağlıksa ayıp değildir. Yani cidden bu kafayı takip eden insanlar, atıyorum birisi hasta oldu. Bu kafadaki bir insanın karısı hasta oldu diyelim. Kadın zaten maalesef kontrol altında olacak. Hastaneye gittiler, bu adamı dinledi daha öncesinde o herif. Hastaneye vardıklarında doktor dedi ki işte kalçanıza iğne yapmam gerekecek. Hop bey diyecek, yok yapamazsın kardeşim. Ya belki kadının o faydasına olacak. Ama kara çağ arkadaşlar. Kafa bu yani. Ona basmıyor ki, hala sapıkça düşünüyorlar. Gerçek sapıklık bu bence bu arada. Yani ortada hiç cinsel bir şey yokken ben direkt cinselliği ön plana çıkarıyorsam ve bu konu hakkında konuşuyorsam gerçek sapık benimdir abi. Ve bu adamlar daha da içlerinde baskılıyorlar bunları. Diğer insanlara da baskılatmaya çalışıyorlar. Aman cinsellik hakkında konuşma. Mesela bu adamların yanında cinsellik hakkında konuş, ilk seni susturanlar bu adamlar olur. Ama bunların sohbetleri sosyal medyada her yerde var. Ulan cinsellik dışı konuştukları hiçbir şey yok ha. Huriler bilmem neler falan, cennete gideceksiniz de size 70 bin tane gelecek, memeleri yeni tomurcuklanmış. Abicim siz ne anlatıyorsunuz? Hayır bunlar zaten konuşulsun, ben konuşulmasın demiyorum ama biz konuşunca nasıl yargılayanlar kendileri arasında o neler konuşuyorlar yani. Oğlum o zaman beni yargılamayacaksın. Sen burada doktora sapık de ama kendi aranda işte huriler bilmem ne konuş. Ne anladım ben bu işten birader? Daha da fenası, bu adamları eleştirdiğin zaman, bu adamlar hakkında video yaptığın zaman en saldırgan grup da bunlar oluyor. Yani bakın burada komünisti de eleştiririm, sosyalisti de eleştiririm, liberali de eleştiririm. Yani herhangi bir politik fikir eleştirilebilir. Erdoğan'ı zaten gırla eleştiriyoruz ama hiçbir Erdoğanist, Erdoğan sever bana çıkıp seni öldüreceğim demedi. Ha ufak tefek tehditler olmuş olabilir ama ne zaman ben İslam'la alakalı ya da dinle alakalı bir video yapsam, ki gerçeği bu demiyorum bakın, bu adamların fikirlerini, şahsi fikirlerini eleştiriyorum. Genelde tehditler geliyor abi bana. O zaman sormaz mıyım ben sana, hani senin hoşgörün bre kardeşim, hadi ben yanlış anlatıyor olayım, o zaman bana doğrusunu öğret. Bana onu da öğretmiyorsun, saçma sapan tehditler savuruyorsun. O zaman ben ne yapayım? Gerçekten bu konuya çok kuruldum arkadaşlar, kusura bak. Bu adamın açıklamaları beni deli ediyor. Ve en son Arda Güler hakkında da bu şekilde konuşunca elim ayağım titredi, böyle ne diyorsun lan sen diye. Ya tebrik et geçti ama yok abi, böyle bir kültür de oluşmamış. Yapacak bir şey yok. Arda'yı ben buradan çok tebrik ediyorum. Alnından öpmek istiyorum. Yaşlarımız yakın bile olsa her baktığımda beni gururlandıracak, şereflendirecek bir olay yaşandı. Madrid'i izleyeceğim artık. Umarım kariyeri de mükemmel olur. O formanın da sana çok yakışacağından eminim kardeşim. Kendinize iyi bakın. Benim bu konular hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşürüz hocam. Hoşça kalın.